Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz operatör doktor Merve Demir. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben operatör doktor Merve Demir, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Medikal Park Maltepe Hastanesi'nde çalışıyorum. Gebelik takibi, jinekolojik ameliyatlar ve artık genital estetikle daha çok ilgileniyorum. Enteresan bir konu ama günümüzde rağbet var değil aynen, mi? Aynen, çok rağbet var. Özellikle son zamanlarda yani daha çok arttı. Evet, bunu biraz daha detaylı işleyelim. Genital estetik nedir? Önce onu anlatır mısınız? Bir izleyicilerimiz anlasınlar. Genital estetik, vajina ve kadın dış genital bölgesini değiştirmek, yeniden düzenlemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz cerrahi, yani ameliyatlı ve cerrahi olmayan ameliyatsız uygulamaları içeren jinekolojinin estetikle ilgili kısmı. Bu nedenle artık hatta genital estetikten çok kozmetik jinekoloji ismiyle de isimlendirilebiliyor. Evet. Peki son yıllarda genital estetik uygulamalarının popülaritesi neden arttı? Kadınlar artık son yıllarda medya kaynaklarına daha kolay ulaşıyorlar. Bunun da etkisiyle genital bölgelerinin daha fazla farkına varıyorlar. Bölgeyi hem daha estetik bir görünüme kavuşturmak, cinsel hayatlarında iyileşme sağlamak ve özgüven artışı yaşamak istiyorlar. Bu sebeple de genital estetik uygulamalarına yöneliyorlar. Talep arttığı için biz hekimler de ilgi alanımıza girmeye başladı. Çok güzel. Cerrahi olarak yapılan genital estetik uygulamalarından daha ayrıntılı olarak bahseder misiniz? En sık yaptığımız genital estetik cerrahi uygulama labioplasti, yani iç dudak küçültme. Bunun yanında vajinoplasti dediğimiz vajina daraltma ya da dış genital bölgenin daha estetik görünmesini sağlayan, doğumlardan sonra meydana gelen izleri düzeltmemizi sağlayan perineoplasti isimli operasyonumuz da yapıyoruz. Bu ameliyatlara başka ek ameliyatlar da eklenebiliyor. Bazen mesela iç dudak küçültme, yani labioplastiye dış dudakları büyüttüğümüz operasyonlar olaya eklenebiliyor. İşte yağ dolgularıyla, hyaluronik asit dolgularla. Aynı anda birden çok ameliyatı aynı zamanda yapabiliyoruz. Mesela hem labioplasti yapıp iç dudakları küçültürük, aynı zamanda vajinal genişlemesi olan bir hastada vajinoplasti yapabiliyoruz. Kişiye özel işlemlerle hem daha fonksiyonel hem de daha estetik görünümde vajinal ve dış genital bölge elde etmek bizim temel amacımız. Çok güzel. Her hastanın da anatomisi açıkçası farklı. O yüzden her hasta yaptığımız uygulamalar da değişiyor. Hem ameliyatlar değişiyor hem de bu ameliyatı yaparken izlediğimiz teknik değişiyor. Mesela her hastanın iç dudakları biraz farklı olduğu için labioplastiyi farklı tekniklerle yapıyoruz. Yani kişiye özel değerlendirme en önemlisi bu ameliyatlarda. Kesinlikle. Peki hastalarda bu ameliyatlardan sonra nasıl kazanımlar olmaktadır? Nasıl değişiklikler meydana gelmektedir? Genital estetik ameliyatlarından sonra hastalarımızın hem özgüveninde bir artış oluyor hem de hayat kalitelerinde ciddi bir artış oluyor. Mesela bikini ya da mayo giydiği zaman iç dudakları belli olan bir kadın ya da eşiyle ilişkisi sırasında vajinal bulaşma sebebiyle sıkıntı yaşayan, gaz çıkarma gibi problemlerle karşılaşan bir kadın bu problemleri çözüldüğünde hem hayat kalitesi artıyor, hayatına daha özgüvenli, daha mutlu bir şekilde devam ediyor. Bence hastaların en büyük kazanımları bunlar, bu ameliyatların. Peki ameliyatsız genital estetik uygulamalarını biraz açar mısınız? Ameliyatsız genital estetik uygulamaları daha çok lazerle yaptığımız uygulamalar. Lazerle de vajinal daraltma yapabiliyoruz. Onun dışında genital bölgeyi beyazlatma işlemleri yapabiliyoruz. G noktasına uyguladığımız hyaluronik asit dolgular var. Bu şekilde cinsel hazda artış sağlayabiliyoruz. Gene aynı şekilde G noktası dediğimiz alana ve kültürel alana PRP uygulamaları var. Bunlarda da cinsel hazda artış sağlayabiliyoruz. Bu tarz ameliyatsız daha küçük işlemler yapabiliyoruz. O da mümkün olabiliyor. Peki dış genital bölgede Barbie görünümü nedir? Bu görünümü elde etmek için nasıl işlemler yapmaktasınız?
Şimdi kadınlar her zaman genç görünmek istiyorlar. Evet. Hepimiz her zaman olduğu Tabii. kadar genç görünmek istiyoruz. Tabii. Genital bölgelerinin de genç görünmesini istiyorlar. Dış genital bölgede Barbie görünümü dediğimiz görünüm, iç dudaklardan dış dudaklara doğru çıkıntıya olmadığı, daha genç görünen, daha açık renkte, daha sıkı bir vajinal girişi olan bir görünüm. Bu amaçla labioplastiyle iç dudakları küçültüyoruz. Bazen bu yeterli olmadığı zaman dış dudaklara dolgular yapıp yağ dolguları ya da hyaluronik asit dolgular kullanabiliyoruz. Hidoplasti ismini verdiğimiz işlemle klitorisin üzerindeki fazla dokuyu alabiliyoruz. Aynı zamanda gerekli hastalarda vajinal girişi dediğim gibi daraltırken renk açma tedavisi de uygulayabiliyoruz. Hastaların ihtiyacına göre bu işlemlerin bir kısmını veya tamamını gerçekleştirerek dış genital bölgeyi daha genç, daha estetik bir hale getiriyoruz. Çok güzel. Peki hastalara önerileriniz nelerdir acaba? Öncelikle dış genital bölgesinden memnuniyetsizliği olan kadınlar mutlaka bir kadın doğum hekimine görünsünler. Hani hayatlarını özgüvensiz, mutsuz bir şekilde geçirmesinler. Mutlaka işlemi bir görüştükten sonra hekime, güvendikleri bir hekime gerçekleştirsinler. Konuyla ilgili akıllarında olan tüm soruları sorsunlar hekimlerine. Aynı genital estetikle ilgili sorabilecekleri her türlü soru için bize de başvurabilirler. Bunun yanında birkaç arkadaşımızla birlikte hazırladığımız Kozmetik Jinekoloji isimli bir kitabımız var. Aa, çok güzel, Aynen, önemli. aynen. Bunu okuyarak da gene bilgilenebilirler genital estetikle ilgili. Çünkü Her türlü... pek bilinmiyor. O Aynen. yüzden daha Ya son bilgilendirici. yıllarda biraz daha Evet, revaşat doğru. Daha popülaritesi arttı. Dediğim gibi bunun da arttı. en büyük sebebi medya kaynaklarına ulaşmanın kolaylığı oldu Tabii herhalde. her teknik görülüyor. Aynen, Oradan her türlü işlem insanların görülüyor. ilgisini çekiyor. O Aynen. açıdan enteresan bir konu, gerçekten güzel. Peki siz bu işi nasıl seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Ya açıkçası kadınlarla uğraşınca Değil mi? Böyle geliyor. bir Aynen. sektör, değil mi? Aynen. Şey oluyor zaten, siz kadın Ya, hastalıkları aynen hani bölümündesiniz. gebelik ve gebe takibi vesaire kadın doğumun esas alanları ama hani talep arttıkça başka alanlara doğru biz de yöneliyoruz. Çok güzel. İşinizin zor yanları ve keyifli yanları nelerdir? Ya, tabii ki yani şöyle genital estetikte hastaların beğenmeme riski var. Ama böyle İstekler, aynen istekler çeşitli bazen istekler hani olmayacak isteklerle de olabiliyor. karşılaşıyoruz. Ama tabii ki o durumda hastaya en uygun şeyi söylüyoruz. Evet. Yani hani olacak şeyler var, olmayacak Tabii. şeyler var. Ama orta yolu buluyoruz diyelim. Ya da hastalar bazen yapılan işlemlerden memnuniyetsiz kalırsa mutlaka ikinci, üçüncü defa belli bir dönem Rötuşlar bekledikten oluyor. sonra rötuşlar yapıyoruz. Bu durumda hastalardan ek ücret talep etmiyoruz. O Hani da güzel. olabildiği Müşteri kadar, memnuniyeti aynen sağlıyorsunuz. olabildiği kadar hastalarımızı memnun bir şekilde klinikten ayrılmalarını sağlamaya Evet. çalışıyoruz. Onların mutlu olduğunu görmek sizi de Ya mutlu tabii ki bir ediyordur. hem doktor için, cerrah için en büyük mutluluklardan biri yani karşı tarafı tatmin etmek estetik anlamda da Çok bu önemli. şekilde. Gayet güzel. İnsanların mutlu olmasını sağlıyorsunuz. Ben sizinle tanıştığımıza memnun Ben de oldum. çok memnun oldum. Başarılarınızın devamını Çok diliyorum. teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Tekrar çok başarılar diliyorum Çok size. teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Görüşmek üzere tekrardan Görüşmek üzere. inşallah. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.